İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Armenak Abrahamyan, vatanımız için tüm yasal prosedürlere uyarak anlaşmayı onayladık. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu gerçekleşti. Haftalık Batı Ermenistan gazetesi Western Armenia'nın 34. sayısı çıktı. Bakü, asimilasyon politikasını sürdürüyor. Altın kayısı kırmızı halısının yerini yerel halı ustalarının yaptığı halılar alacak. Ararat Dağı'nda meydana gelen fırtına kamerayla kaydedildi. Greco-Roman U17 güreş takımımız 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Sevr Antlaşması birçok millete uygulandı. Suriyelilere, Iraklılara, Filistinlilere, Yahudilere ve bir dereceye kadar Türklere ve Kürtlere. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, Sevr Antlaşması'nın onaylanmasının 8. yıl dönümü nedeniyle yapılan toplantı tartışma sırasında ancak Ermenilere uygulanmadı dedi. Ancak Armenak Abrahamyan'a göre Şuşi'nin 1992'de kurtarılması, 1920'deki Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeniden kurulmasını mümkün kıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı, Türkiye'nin Yüksek Şura'ya cevap vermek için 11 Mayıs 1920'ye kadar zamanının olduğunu belirtmenin önemli olduğunu düşünüyor. Türkiye, Batum Antlaşması'na göre Ermenistan'ı tanıdığı ancak Batı Ermenistan'ı Cumhuriyet'in toprakları olarak tanımadığı cevabını 23 Haziran 1920'de sundu. Osmanlı Padişahı Temmuz 1920'de 50 kişinin katıldığı bir saltanat meclisi topladı. Armenak Abrahamyan konuşmasında Osmanlı Ulusal Anayasası'na dayanarak Padişah Sevr Antlaşması'nı imzalamak üzere elçilerini göndermeye karar vermiştir dedi. Abrahamyan Osmanlı Anayasası'na göre Padişah'ın dokunulmazlığının anlaşılmasının önemli olduğunu vurguladı. Padişah emirler verir ama belgeleri imzalamaz. Sultanın emri onay anlamına gelir. Böylece Türkiye Sevr Antlaşması'nı onayladı. Armenak Abrahamyan konuşmasını bitirirken Şuşi'nin özgürleşmesinden sonra 2016 yılında bunu özgürleştirilmiş topraklarda onayladık. Bu da Ermeni topraklarının özgürleştirilmesinden önce tüm yasal prosedürü takip ettiğimizi gösterdi. Bu kurtarılan toprakların önemini ve Ermenilerin onlarca yıldır İlk kez 1920'deki Cumhuriyet'in bir bölümünü özgürleştirdiği gerçeğini vurgulamaktadır ifadesini kullandı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu 26 Haziran'da gerçekleşti. Gündemi Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Nelli Harutyunyan sundu. Gündemin ilk bölümünde fikri, mülkiyet, genetik kaynaklar ve geleneksel bilgiyle ilgili anlaşma maddelerinin Birleşmiş Milletler'de tartışılması olmuştu. Milletvekilleri tarafından sorulan bir dizi soruya kapsamlı ve anlamlı yanıtlar verildi. Gündemin ikinci bölümünde ise Batı Ermenistan ile bağlantılı programların gerçekliliği konuları ele alındı. Oturumun sonunda diğer güncel konular da tartışıldı. Batı Ermenistan haftalık gazetesi Western Armenia'nın 34. sayısı yayımlandı. Yeni sayının kapağında Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün genel merkezinin fotoğrafı yer alıyor. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nde hararetli tartışmalar başlığıyla. Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Cenevre'de Fikri Mülkiyet ve Genetik Kaynaklar, Geleneksel Bilgi ve Folklor Hükümetler Arası Komitesi'nin diplomatik konferansını başlattı. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'ın da burada konuşma yapması tartışmalara neden oldu. Abrahamyan, soykırıma uğrayan yerli halkları sorununu gündeme getirdi. Western Armenia adlı haftalık gazetede Batı Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye ve Doğu Ermenistan delegelerinin Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nde İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça, Çince ve İspanyolca konuşmalarının tamamı yer alıyor. Haftalık Batı Ermenistan gazetesinin 34. sayısında Ermeni Ulusal Meclisi ve hükümetin olağan oturumları, hükümet sözcüsünün konuşması, kültürel ve diğer kamusal konular olarak Dikranagert Arkeoloji Müzesi ve Talış Anıt Kompleksi'nin hikayeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bakü asimilasyon politikasını sürdürüyor.
Bölgenin tarihi ile devletin tarihinin aynı olmadığının ve milenyumun tarihinin yalnızca 106 yıl önce oluşturulan devlete söz konusu bölgedeki diğer halklar tarafından daha önce yaratılmış değerleri özümseyerek yüklenemeyeceğinin farkına varmamasıdır. Pan-Ermeni Birliği, Gartman, Şirvan, Nahçıvan, Bakü'deki tarihi ve kültürel yan kesicilik alışkanlığına defalarca değindi. Ancak bu politika, milliyetçiliğin ülke içinde kök salması süreciyle sınırlı değil, ülke sınırlarının ötesine geçiyor ve dış dünyayı ve uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik kolektif bir davranış oluşturuyor. Canlı bir örnek, Ortaçağ Pers şairlerinin Azerbaycanlılaştırılmasıdır. Şimdi bile 11. 12. yüzyıllarda yaşamış İranlı şair Maksati Ganceyev'in şiirleridir. Bu arada bütün dünya onu Farsça yazan bir Fars şairi olarak kabul ediyor. Maksati'nin doğum yeri konusunda da anlaşmazlıklar var. Dolayısıyla Ganzak'ta doğmuş olması bile modern Bakü ile hiçbir ilişkisi olmayan bir yazara Azerbaycan kökeni affetmeye hiçbir gerekçe vermez. Bir dizi etkili ansiklopedi ve araştırmacının Azerbaycan'ın yaklaşımını hiçbir şekilde paylaşmadığını belirtmek gerekir. Bu, Bakü'nün asimilasyon politikalarının ne kadar ileri gidebileceğini, siyasi önceliklerin, kültürün ve kamusal yaşamın diğer alanlarına da nasıl yansıdığını kanıtlayan bir başka gerçektir. Pan-Ermeni Birliği, Gartman, Şirvan, Nahçıvan, Bakü'nün bu tür davranışını kınıyor ve İtalya'daki kültür politikasından sorumlu olanları ve halkı Bakü'nün bölgesel tarih ve kültürü çalma konusundaki çok yıllık deneyimiyle ciddi bir şekilde ilgilenmeye çağırıyor. Yerevan'da 7-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali'nin bu yılki açılış töreninde geleneksel kırmızı halı bulunmayacak. Kırmızı halının yerini lokasyon koleksiyonunu oluşturan sanatçı David Koçuns'un tasarımına dayalı olarak yerel halı ustaları tarafından yapılan halılar alacak. Bu iptal düşüncesinin birkaç nedeni var. Festivalin direktörü ve sanat yönetmeni Karen Avedisyan'a göre bunlardan biri de zanaatkarlığın en eski uçlarından biri olan halı dokumacılığının Ermeni el işçiliği geleneklerinden bahsetmek. Avedisyan, her yıl bir festival afişi gibi modern görsel çözümlerle oluşturulan ve geleneksel ev hanımı kadınların dokuduğu özel bir halı olsa çok daha anlamlı ve çekici olur, dedi. Batı Ermenistan'ın en yüksek zirvesi olan Ararat Dağı şiddetli fırtına ve hortumun etkisi altında. Ararat Dağı'nın zirvesindeki buzullara kar yağıyor ve karla kaplı görünümüyle dikkat çekiyor. Gerici faşist rejimin Anadolu Haber Ajansı dağda yaşanan fırtınayı ve fırtınanın fotoğraflarını çekti. 5137 metre yükseklikteki Ararat Dağı'nın zirvesinden 4000 metre yüksekliğe kadar olan bölümde şiddetli etkide bıraktılar. Yükseliş geçici olarak tehlikede. Doğu Ermenistan Greco-Roman Güreş U17 takımı Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Doğu Ermenistan ulusal takımı yarışmada 2. sırada yer aldı. Takımdaki tek altın madalyayı finalde Rus Aslanbek Kosta evi 10-0 yenen 45 kilodan Marat Acemyan kazandı. Acemyan yarı finalde Azerbaycanlı rakibini 8-0 yendiğini de hatırlatmak gerekir. U17 Avrupa Şampiyonası 30 Haziran'a kadar sürecek. Batı Ermenistan sporcularımızın başarılarının devamını diler. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.